KLM olarak isimlendirilmiş demir levhaların sıcaklıkları sırasıyla 40, 80 ve 80 derecedir. L ve M levhaları aralarında boşluk kalmayacak biçimde şekilde görünen noktalardan K levhasına perçinlenmiştir. Bu levhaların sıcaklıkları eşitlenene kadar beklenmiştir. Buna göre düzenekle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? L ve M levhaları arasında ısı alışverişi olur demiş. Ancak olmaz çünkü L ve M'nin sıcaklıkları sabittir, yanlıştır. K levhasının sıcaklığı artar. Evet, L ve M 80 derece olduğu için L ve M'den K'ye ısı aktarımı gerçekleşecektir. Böylelikle sıcaklığı artacaktır. L ve M levhaları arasında boşluk oluşur. Evet, mutlaka boşluk oluşacaktır. K levhası L ve M levhasından daha fazla büzülmez. Aksine daha az büzüşecektir. O yüzden cevap A şıkkıdır. Mutfakta çilek reçeli yapan Nurten Hanım bir miktar çilek, şeker ve suyu karıştırarak tencereye koymuştur. Tencereyi ocağa koyarak ısıtan Nurten Hanım bir süre sonra tencerede su miktarının azaldığını fark etmiştir. Bunun sebebi buharlaşma olayıdır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumun nedeni ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesidir. Bunun ismi de buharlaşmadır. Bu yüzden suyun buharlaşması doğru olacaktır. Aşağıda kaynama ile ilgili bir olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Buharlaşmanın en hızlı olduğu durum kaynamadır. Ancak sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşen buharlaşmadır. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Bu yüzden cevap 1 ve 3'tür. Su doğada buz, su ve buhar olmak üzere 3 farklı fiziksel halde bulunabilir. Buna göre su bu fiziksel hallerin hangisinden ısı vererek başka bir fiziksel hale geçebilir? Isı alanlar katıdan sıvıya geçerken erime, sıvıdan gaza geçerken buharlaşma ve katıdan direkt gaza geçerken süblimleşme olayıdır. Isı verenler ise gazdan sıvıya geçerken yoğuşma, sıvıdan katıya geçerken donma, gazdan direkt katıya geçerken ise kırılaşmadır. Su buz haline dönüşürken ısı verir ve donma olayı gerçekleşir. Buhar ise sıvı hale geçerken yoğuşma meydana gelir. Bu yüzden cevap C olacaktır. Yeryüzündeki suyun gökyüzüne yükselmesi, bulutların oluşturmasından sonra yağmur ve kar yağışı olarak tekrar yeryüzüne inmesi sırasında aşağıdaki hal değişimlerinden hangisi meydana gelir? Yeryüzündeki suyun gökyüzüne yükselmesine buharlaşma diyoruz. Sonra bulutlardaki gazın tekrar yağmur olarak yani sıvı hale dönüşmesine yoğuşma diyoruz. Kar yağışı ise sıvıdan katıya geçiş, donma olduğu için cevap C şıkkıdır. Dış aylarında otomobillerin camlarının iç yüzeyinde buğulanma gerçekleşmektedir. Otomobilin kliması açıldıktan bir süre sonra ise camdaki buğu kaybolmaktadır. Buğu oluşumuyla buğunun kaybolması ile ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? Direkt A şıkkına baktığımızda doğru cevabı görüyoruz. Havadaki su buharı yoğuşarak bu oluşur. Yani gaz halden sıvı hale geçerken yoğuşma meydana gelir. Fanın etkisiyle bu buharlaşarak yok olmaktadır. Doğru bir ifade olduğu için cevap A şıkkıdır. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur? Kaynama sıcaklığı maddenin ayırt edici özelliğidir demiş Ece ve doğru bir ifadedir. Aynı cins maddelerin erime sıcaklığı ve donma sıcaklığı eşittir demiş Selin ve doğru bir ifadede bulunmuştur. Kütle maddenin ayırt edici özelliği kesinlikle değildir. Bu yüzden Alp'in cevabı yanlış olduğu için cevap Ece ve Selin olacaktır. Numaralanmış ifadelerle ilgili aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
Elimize döktüğümüz kolonya elimize ısı verir ve buharlaşır. Yanlıştır. Elimizden ısı alarak buharlaşır. İçine sıcak çay dökülen soğuk cam bardak büzülme nedeniyle çatlamaz. Aksine genleşme nedeniyle çatlar. Bu yüzden her ikisi de yanlıştır.